Rıza, ne oldu, niye uyumadın? Kerem'e mi takıldı aklın? Yok ya, niye Kerem'e takılsın aklım? Aslan gibi oğlan. Ben kendimi düşünüyorum Nazmi. Aa, sen de aslan gibisin ya Rıza. Hayırdır, neye üzülüyorsun? Anlat bakayım. Kay bakayım kenara. Hay. Ya Nazmi, ben yine eski halime döndüm. Yani o göz dönmeleri falan hep geri geldi. Görmedin mi geçen gün adamı nasıl dövdü? Erkut desen günde 3 defa boğazına çöküyorum. Çırak da arada kaynadı. Aman, o da hak etmiş. Kaç defa dedin, sallaya sallaya iş yapıyor. Bir şey olmasa merak etme. İyi de bak, ilaçları alırken ne güzeldi. Ama doktor dedi, o ilaçlar birdenbire bırakılmaz dedi. Sen de kullan o zaman Rıza'm. Yani hem kendini iyi hissedersin. Vallahi başkası için söylemiyorum ya. Yeter ki sen iyi ol. Hadi üzme kendini ya. Ya üzülmek gibi değil de işte. Keyfim kaçtı ya. Ben senin keyfini yerine getirmesini bilirim. Kızım ne yapıyorsun? Misafir var evde. Ayşe'nin odasındayız lan. Ya ne olacak ya? Hem fantezi olur, gel. Ya istemiyorum diyorum ya, istemiyorum. Allah Allah. Hadi yat uyu. Kendinle hesaplaşman bittiyse gelebilir miyim? Gel tabii canım, senin evin sonuçta. Al. Üşümüşsündür. Bu da telefon. Sağ ol. Kerem, ben özür dilerim. Yani öyle demek istemeyeceğini biliyorum ama ya, saçmaladım. Ha, pijama meselesi. Unuttum ben onu canım, boş ver. Ama ben de öküzlük yaptım değil mi? Bu evliliği bozmak istemiyorsun dedim diye öküzlük oldu değil mi? Yani birazcık öküzlük oldu. Ya Kerem, baksana şunu demesem biçim hiç rahat etmeyecek. Muhsin baba seni çok seviyor. Sana çok güveniyor. Yani bundan bu kadar kızıyor bence. Sanmıyorum Ayşe ya. Ben bu zamana kadar hep Muhsin Yiğit Eren'in oğlu Kerem Yiğit Er oldum. Bilerek ve isteyerek aslında işime geldiği için mi, babamı ezmek istemediğim için mi bilmiyorum ama galiba artık sadece Kerem Yiğit Er olmak istiyorum. Seninle bir ortak noktamız olacağını hiç düşünmemiştim. Nasıl yani? Yani ben de bu evin küçük, korunmaya muhtaç kızıydım. Ben de sadece Ayşe olmak istedim. Yani kendim olmak istedim. Ya tabii iş hayatıyla karşılaştırılmaz, kıyaslanmaz ama ne bileyim, bir an benzettim işte bize. Sende de mangal gibi yürek var ama. Abime benziyorum ben. Yani Rıza abime benzer bu yönüm. Abin hakikaten ne acayip adam ya. Rıza abim gariptir yani, komiktir. Bak bir gün ne oldu biliyor musun? Bu bize sinirlendi, tamam mı? Gitmiş. Yine gitmiş. Ne bekliyordun ki? Erken çıkmam gerekti. Mutfakta tost var. Kendime yapıyordum. Sana da yaptım. Afiyet olsun. Bana tost mu yapmış şimdi?
erken çıkmam gerekti. Mutfakta tost var. Kendime yapıyordum, sana da yaptım. Afiyet olsun. Ben bu kıza aşık oluyorum galiba ya. Evet ya. Kızım yavaş, Allah aşkına. Bütün ses yukarı gidiyor. Çocuklar perişan oldular. Biraz uyusunlar. Ses. Ha, tamam. Ya ne ara? Anne niye uyandırmıyorsun beni ya? Geç kalmış ya ne bir şey ya? Oğlum ne bağırıyorsun kardeşim, uyuyor yukarı. Ay anne beni niye uyandırmıyorsun? Oğlum uyandırdık ya seni. Oğlum, kaldırdık ya koltuktan. Abi kaldırmışsınız da benim orada sırtım ağrımış. Bir 5 dakika şurada yatağımda yatayım dedim. Bayağı uyumuşum. Anne niye kaldırmıyorsunuz beni ya? Sus. Ne kahvaltını yap. Ya Allah aşkına anne, ne kahvaltısı ya? Benim şirkete gitmem lazım. Abi versene. Bugünlerde Muhsin amcanın yanımda olmam gerekiyor. Ya baksana adama ya, kendi oğlunu tanımamış, beni takar mı? Abi al, geliyorum. Hey vallahi he. Hadi git sen, geç kalma, hadi hadi. Tamam, bir dakika. Abi versene ya da al ya. Ya niye uyandırmıyorsunuz beni ya? Ayarsız ya. Allah'ım yarabbim, akıl ver şu çocuğa. Anne! Oğlum sus, sana lan bak. Kime diyoruz bağırma diye? Yok bir şey yok. Ya bir bırakın da bir gelin ya. Gelin gelin, valla bak ne göstereceğim. Erkut yine mi koç getirdin? Ay Nazmi, Allah'ım yarabbim. Bıktım bunun işlerinden, yemin ediyorum. Ah kuzularım, bunlar sabaha kadar burada mı uyumuş? Ya üşütmüşlerdir onlar orada ya. İnşallah saçları ıslak çıkmamışlardır. Niye öyle çıksınlar ki? Ne bileyim ya ben. Ulan Nazmiye, aklın fikrin tövbe estağfurullah. Ne var be? Gencecik çocuk o, herkes senin gibi sırtını dönüp yatıyor mu sanki? Oğlum ne diyorsun milletin için? Vay be, bu çocuk iyice bizim mahalleli oldu ha. Helal olsun vallahi. Uyandırsak mı ki? İnsanı uyandırmaya kıyamıyor ki ya. Ay ne oluyor ya? Annem, sabaha kadar burada uyumuşsunuz ya siz. Hem de koyun koyuna. Şu kızım. Aman ne var be, yalan mı? Annem arıyor, ben bir açayım. Efendim anne. Alo Kerem. Oğlum arıyorum, niye açmıyorsun anneciğim telefonunu? Açtım anne, ne oldu? Anca açtı. Neyse neyse anneciğim, sen bana bakma işte. Benim aklım sende olduğu için çok huzursuzlanıyorum yani. Anne tamam, üzülme, ben gayet iyiyim. Nasıl üzülmeyeyim anneciğim? Vallahi dünden beri gözüme uyku girmedi ya. Sen neredesin? Volkan'dasın değil mi? Dünür'e söyle, üzülme. Dünür'üm, üzülme, üzülme. Emin ellerde onlar. He, selam söyle. Ya ben gidiyorum ya. Anne beni niye uyandırmıyorsunuz ya? Kerem sen neredesin? Anne duyduğun üzere Melahat annelerdeyim. Dün gece burada kaldık ve kalmaya devam edeceğim. Biz onları hiçbir yere bırakmayız, sen merak etme. Oğlum söylesene annene, merak etmesin, yazık kadına. Annem dur, Kerem kendi konuşsun. Tamam sen konuş o zaman. Hadi biz kalkalım. Sen konuş oğlum. Üşüdün mü çok? Üşümedim de boynum tutuyor. Kerem. He? Anneciğim sen delirdin mi? Senin ne işin var orada? Anneciğim sakin olur musun? Bir iş bulup bir eve çıkana kadar buradayım. Ay vallahi daha yeni iş diyor ya. Vallahi yeni iş diyor ya. Anne tamam sen sakin ol. Sonra konuşuruz. Keremciğim. Kerem. Ay Allah'ım yarabbim ya. Eh be Muhsin ya. Eh be Muhsin. Yine yaptın yapacağını. Oo bakıyorum beni yine güzel anıyorsun. Sen oğlun nerede biliyor musun acaba? Nerede olacak? Volkan'dadır. Ha Volkan'da. O manyakların evine gitmiş. Manyaklar kim ya? Kim olacak? Ayşe'nin ailesi işte. E ne var? Orası da onun bir evi sayılır. Kalsın orada. Vallahi siz beni baba, oğul öldürmeyi planlıyorsunuz herhalde. Ay inanamıyorum ya. Ben onun o manyakların evinde kalmasını istemiyorum. Ay şu çocuğu çağır ne olur hadi. Unut bunu Yelda. Madem buradan çıktı gitti, nerede kalırsa kalsın. Bak çocuk yeni bir iş bulacağım diyor Muhsin'cim. Bu defa şımarıklık yapmıyor yani. Çocuk çok ciddi. İyi madem herkes kucak açmış, Kerem'i bekliyorsa buyursun. Epes Muhsin ya. Bravo sana. Müzik.
Nereye kadar bu pembe rüyalar?